Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Yine bir 12. sınıf konusu genetik şifre ve protein sentezini anlatacağım. Biliyorum birazcık kafanız karışabilir protein sentezi aşamalarında ama ben oldukça basit anlamıyla anlatacağım size aklınızın karışmaması için. Şimdi ilk önce genetik şifreden bahsedelim, daha sonra protein sentezine geçelim. Nedir genetik şifre? Genetik şifre DNA'da veya mesajcı RNA'daki baz dizilimlerini ve bu dizilimlere uygun şekilde sentezlenen proteindeki amino asitlerin işte dizilimini arkadaşlar biz genetik şifre diyoruz. Aslında genetik şifre şöyle diyebiliriz. DNA'da bulunan baz dizilimlerine biz ne diyoruz? Genetik şifre diyoruz. O zaman kısaca onu yazalım. DNA'da bulunan baz dizilimlerine genetik şifre denir. Genetik şifre denir. Arkadaşlar her birimizin genetik şifresi birbirinden farklıdır. Nasıl bir farklılık peki? Yaklaşık olarak %99'luk olan kısım aynı. Geriye kalan %1'lik kısım bizi birbirimizden farklı kılar. O yüzden o %1'lik kısım çok çok önemlidir. Hatta tek yumurta ikizlerinde o %1'lik kısım bile yoktur. %100 birbirlerine benzer oluyorlar. Peki DNA'da bulunan bu üçlü nükleotitlere ne diyorduk biz? Kod. Arkadaşlar bunu bir yazalım. Kodlar bir araya gelerek de neyi oluşturuyor? Genleri oluşturuyor. Bunu da unutmayalım. O zaman şöyle diyoruz. DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere kod denir. Kodlar bir araya gelerek neyi oluşturuyor arkadaşlar? Genleri oluşturur. Şimdi biz protein sentezi için bir şifre almamız lazım. Bunu neyle alacağız? Mesajcı RNA ile alacağız. Mesajcı RNA DNA'nın ilgili bölgesine gider ve buradan arkadan, daha doğrusu gider demeyelim. DNA'nın ilgili bölgesi açılıyor ve buradan bir mesajcı RNA sentezleniyor. İşte bu mesajcı RNA bizim protein sentezimiz için ilgili şifreyi oluşturur. Mesajcı RNA'da bulunan ve kodlara karşılık gelen üçlü nükleotit dizilerine biz kodon diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle yazalım. mRNA'da bulunan kodlara karşılık gelen üçlü nükleotitlere kodon denir. Kodon denir. Bunları daha sonra size böyle biraz daha basit yönüyle anlatacağım zaten. Şimdilik bu şekilde bilmemiz yeterli. Peki gelelim bu şifreler nasıl oluşturuyor? Arkadaşlar bu şifreler şöyle oluşturuluyor. Şimdi canlılarda 20 çeşit amino asit var. Bunu daha önce de söylemiştik. Bu amino asitler üçlü nükleotitlerden oluşan bu kodonlar sayesinde sentezleniyor. Yani DNA'daki kodlar şifre veriyor mesajcı RNA'ya ve buradaki kodonlar sayesinde amino asitler bir araya geliyorlar. Şimdi bizim DNA'mızda 4 çeşit nükleotit vardır arkadaşlar. Bu nükleotitler çeşitli kombinasyonlarla bir araya gelebilir. Peki kaç çeşit kod oluşur? İlk önce buna bakalım. Kaç çeşit kodon oluşur? Arkadaşlar ilk önce şunu yazalım. Canlılarda 20 çeşit amino asit vardır. Bu amino asitler yani bunlar üçlü nükleotitlerden oluşan kodlarla veya kodonlarla da diyebiliriz. Kodlarla üretilir. Şimdi bu kodlarla üretiliyor da nasıl üretiliyor? Kaç çeşit kod oluşuyor veya kaç çeşit kodon oluşuyor? Arkadaşlar şöyle bakın. Bizim DNA'mızda 4 çeşit nükleotitler var. Eğer ki bu 4 çeşit nükleotit her biri bir tane, yani bir tane amino asit sentezleseydi kaç çeşit amino asit olurdu? 4 çeşit değil mi? 4 çeşit amino asit olurdu. O zaman 20 çeşit üretilemezdi. Bu gitti. O zaman 4'ün birisini alamam ben. Gelelim
Eğer ki her biri ikili nükleotitlerden yani ikili kodlarla bir araya gelirse ne olurdu? 4 kere 4, 16. Bu da yetmiyor. 16 çeşit amino asit oluyor. O zaman geliyorum. 4'ün üçlüsünü alırsak kaç çeşit amino asit oluşur? 64 çeşit kodon oluşur arkadaşlar. İşte bu 64 çeşit kodon 20 çeşit amino asiti üretebiliyor. O yüzden biz şunu söyleyebiliriz aslında. Birden fazla kodon tek bir amino asidi şifreleyebilir diyebiliriz. Peki başlangıç ve bitiş kodonlarından bahsedeyim. Arkadaşlar kodonlar ne dedik? Kodlara karşılık geliyor dedik. Peki başlangıç ve bitiş kodonları var. Bunlardan bahsedeyim. Şu tarafa geçiyorum. Şöyle mRNA'da başlangıç ve bitiş kodonları vardır. Bitiş kodonları vardır. Nedir bunlar? Bakın başlangıç kodonuna bakalım. Sadece bunları bilmeniz yeterli. Bakın diğer kodonları bilmenize gerek yok. Hangi amino asit şifreliyor falan bilmenize gerek yok. Sadece başlangıç ve bitiş kodonlarını bileceksiniz. Nedir başlangıç kodonumuz? AUG. Arkadaşlar AUG metiyonin amino asitine denk gelir. Sadece bu amino asitin ismini bilmenizi istiyorum. Diğerlerini bilmenize hiçbir şekilde gerek yok. Sorularda verirse de isimleriyle ilgilenmeyin. Sorunun ne sorduğuyla ilgilenin. Evet, AUG kodonu metiyonin amino asitini sentezliyor ve bu tüm canlılarda ortaktır. Bunu kesinlikle unutmayın. Tüm canlılarda protein sentezi AUG kodonuyla yani metiyoninin gelip bağlanmasıyla başlar. Peki bitiş kodonlarına bakalım. Bitiş kodonları da tüm canlılarda ortaktır. 3 tane bitiş kodonu var arkadaşlar. Bunlar UAA, UAG ve UGA. Bunlar da bitiş kodonlarıdır. Bitiş kodonları amino asit şifrelemez. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Bakın 64 çeşit amino asit var. 64 çeşit kodon vardı şifremiz. Bunlardan 3 tanesi bitiş, bir tanesi başlangıç kodonu. Başlangıç kodonu amino asit şifreliyor ama bitiş kodonları amino asit şifrelemiyor. O zaman amino asit şifreleyen kaç çeşit kodon kalıyor? 64'ten 3'ü çıkardığımız zaman 61 çeşit şifre kodon ne yapıyor? 20 çeşit amino asiti şifreliyor arkadaşlar. Hemen yazalım o zaman. Bitiş kodonları amino asit şifrelemez. Şifrelemez. Dolayısıyla ne olacak? Dolayısıyla 61 çeşit kodondan 20 çeşit amino asit üretilir. Amino asit üretilir. Evet, bu şekilde 20 çeşit amino asit üretiliyor. Arkadaşlar, o zaman ne olur? Bir amino asidi birden fazla kodon şifreleyebilir. Bunu da unutmayalım. Bu durumda bir amino asidi birden fazla kodon şifreleyebilir. Mesela bir örnek vereyim size. Serin amino asit dediğimiz bir amino asit var. Bu amino asiti arkadaşlar şöyle örnek yazalım. Örnek. Ne güzel yazdım değil mi? Örnek. Evet. Örneğimiz şu. Mesela söylüyorum ben şifreleri. UCU. UC, burada C dediğimiz bu arada nedir? Sitozindir. Daha sonra UCA, UCG, AGU ve AGC. Bakın kaç tane kodon oldu? 6 tane. 6 çeşit kodon. Arkadaşlar bu 6 çeşit kodonun hepsi serin amino asitini şifreler. Serin amino asidini şifreliyor. İşte bu yüzden biz ne diyoruz? Birden fazla kodon bir çeşit amino asiti şifreleyebilir diyoruz. Peki gelelim taşıyıcı RNA'lara. Hani kısım kısım gidiyoruz ya DNA'dan bahsettik, mesajcı RNA'dan bahsettik. Şimdi taşıyıcı RNA'ya geliyoruz. Arkadaşlar kodonlara uygunluk gösteren taşıyıcı RNA'da bulunan üçlü nükleotiklere biz antikodon diyoruz. Peki taşıyıcı RNA'lar ne yapıyor? Kodonlara uygun olan amino asitleri ribozoma taşıyarak protein sentezini gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Yazalım o zaman şuraya. Kodonlara uygunluk gösteren
tRNA'daki, taşıcı RNA'daki üçlü nükleotitlere ne diyorduk üçlü nükleotitlere? Antikodon denir. Taşıcı RNA'lar ne yapıyor? tRNA'lar kodonlara uygun amino asitleri ribozoma taşır. Amino asitleri ribozoma taşır. Evet, bu şekilde protein sentezinin başlangıç aşamasına geldik. Şimdi arkadaşlar protein sentezi diyelim. Bakın genetik şifreden bahsettik. Buradaki üçlü nükleotitlerden bahsettik. Kod, kodon, antikodondan bahsettik. Şimdi geliyoruz protein sentezine. Şöyle sayfayı değiştireyim. Başlığımız protein sentezi. Yazalım. Protein sentezi. Dediğim gibi ben bunu size basit yönüyle anlatmaya çalışacağım. O yüzden iyice dinleyin diyorum. Arkadaşlar, ilk önce bizim protein sentezini başlatabilmemiz için mesajcı RNA üretmemiz lazım. Önce üretelim mesajcı RNA'yı. DNA'dan mesajcı RNA üretilmesi olayına biz ne diyoruz? Veya DNA'dan RNA üretilmesi olayına ne diyoruz? Transkripsiyon. Bakın transkripsiyon olayında sadece mesajcı RNA değil, taşıyıcı ve ribozomal RNA da üretilir. Hani bu algı oluşmasın, üçü de üretiliyor arkadaşlar. Ama bizim burada önemli olan hangisidir? Mesajcı RNA'dır. O zaman yazalım transkripsiyonun ne olduğuna bakalım. Şöyle DNA'dan RNA sentezine transkripsiyon denir. Transkripsiyon denir. Peki transkripsiyon olayını anlatalım. Nasıl gerçekleşiyor? Şu bizim DNA'mız. Arkadaşlar hatırlarsanız replikasyonda DNA'nın tamamı açılıyordu. Ama protein sentezinde öyle bir durum söz konusu değil. Sadece ilgili bölge açılır. Bakın tamamı açılmaz. Sadece ilgili bölge. Mesela bizim ilgili bölgemiz şurası olsun. Buraya biz ne diyoruz? Aktif gen diyoruz. Aktif gen bölgesi. İşte bu bölgeden ne sentezleyeceğiz? Mesajcı RNA sentezleyeceğiz. İlk önce bu bölgeyi bir açalım. Bakın bu bölge açılır. Sadece bu bölge açılır. Ve burada mesajcı RNA veya diğer RNA'lar sentezlenir. Biz mesajcı RNA üzerinden gidelim. Hemen bu bölgeye uygun böyle birkaç tane yazalım. Adenin diyelim. Guanin, sitozin, timin, adenin, sitozin, guanin. Kaç oldu? 3, 6, 7 oldu. 9'a tamamlayalım bunu. Üçlü nükleotit yapacağız çünkü. Ne olsun? Sitozin olsun, adenin olsun. Şimdi bunun karşısına da zincirimizi tamamlayalım. Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, timine adenin, adenine timin, sitozine guanin, yine guanine sitozin, guanin, timin. Evet, biz zincirimizi sentezledik. Zincirler bunlar. Açılan zincir bu şekilde. Arkadaşlar, mesajcı RNA'nın sentezlendiği zincire biz anlamlı zincir diyoruz. Bakın diyelim ki mesajcı RNA'yı buradan sentezleyeceğiz. Bu zincire biz anlamlı zincir diyoruz. Anlamlı zincir. Diğer zincire ise ne diyoruz? Tamamlayıcı zincir diyoruz. Tamamlayıcı zincir diyoruz. İşte bu şekilde anlamlı ve tamamlayıcı zincirlerimizi oluşturduk. Bu anlamlı zincirden ne üreteceğiz? Mesajcı RNA üreteceğiz. Üretelim. Bakın. Mesajcı RNA'yı üretelim şu şekilde. Zincirimizi şöyle çizelim. Ne olacak? Timinin karşısına ne gelecek arkadaşlar? Timinin karşısına adenin. Sitozinin karşısına guanin. Guaninin karşısına sitozin. Adeninin karşısına ne gelir? Ne gelir? RNA sentezliyoruz. Urasil gelir değil mi? Timin yazmayın kesinlikle. Yanlış olur. Adeninin karşısına urasil. Timinin karşısına adenin. Şöyle sitozin hızlıca yazalım. Guanin, sitozin, adenin. Bu şekilde biz neyi sentezledik bakın? Mesajcı RNA'yı sentezledik arkadaşlar. Bu mesajcı RNA'ya uygun olarak da neyi sentezleyeceğiz? Taşıyıcı RNA'yı sentezleyeceğiz. Taşıyıcı RNA'lar üçlü nükleotitler şeklinde olacak. Çünkü taşıyıcı RNA'lar bir zincir halinde değil arkadaşlar. O yüzden şöyle taşıyıcı RNA'ları şu şekilde gösterebiliriz. Bakın kaç tane üçlü nükleotitimiz var? Bakın
3 tane üçlü nükleotidimiz var. O zaman şöyle 3 tane taşıyıcı RNA oluşacak. Hemen bunları yazalım. Nasıl olacak bu? Adeninin karşısına ne gelecek? Bakın yine RNA sentezliyoruz. O zaman adeninin karşısına urasil. Guaninin karşısına sitozin, sitozine guanin. Geliyorum şu kısma. Urasilin karşısına adenin, adeninin karşısına yine urasil, sitozinin karşısına guanin. Geliyorum şuraya. Guaninin karşısına sitozin, sitozine guanin, adenine de ne gelir? Urasil gelir. Bu da nedir bizim? Taşıyıcı RNA'larımız. İşte bu taşıyıcı RNA'lar buradaki şifrelere göre ne yapıyor? Amino asitleri alarak ribozoma taşıyor ve protein sentezini sağlıyor. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın dikkat etmeniz gereken şey şu. Şimdi burada anlamlı zincirden neyi sentezledik ilk önce? Mesajcı RNA'yı. Mesajcı RNA'dan da taşıyıcı RNA'yı. Kesinlikle bu sırayı bilmeniz lazım. Bu olay zaten nedir? Transkripsiyon olayıdır. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Bakın şu zincirle, anlamlı zincirle taşıyıcı RNA'lara bir bakalım. Bakın timin, bakın sitozin, guanin, adenin, bakın timinin yerine ne gelmiş? Urasil, guanin, sitozin, guanin, timinin yerine ne gelmiş? Urasil. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Kısa yoldan sentezlemek için mesela sorularda sorabilir. Der ki DNA'nın anlamlı zinciri verilmiştir. Anlamlı zincire göre taşıyıcı RNA zinciri aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacaksınız? Hemen anlamlı zincirdeki timinlerin yerine urasil yazacaksınız ve oradan taşıyıcı RNA'yı bulacaksınız. İşte kısa yolumuz budur. O zaman yazalım şöyle. Önemli not diyelim hatta buraya. Şöyle not diyelim. Notumuz nedir? Taşıyıcı RNA'yı kolay sentezlemek için ne yapıyorsun? Anlamlı zincirdeki timinlerin yerine, T'lerin yerine U yaz. Ve taşıyıcı RNA'yı bul. İşte budur arkadaşlar. T'lerin yerine, timinlerin yerine urasil yazdığımız zaman biz taşıyıcı RNA'yı bulmuş oluruz kolaylıkla. Evet, taşıyıcı RNA'larımızı da sentezledik. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Transkripsiyon olayı diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk aşamamız transkripsiyondu. Mesajcı RNA'yı sentezledik. Buna karşılık olarak taşıyıcı RNA oldu. Şimdi bakın ilk önce şundan da bahsedeyim bir. Şöyle de diyelim. Bu DNA'daki üçlü nükleotitlere biz ne diyorduk? Kod. Mesajcı RNA'daki üçlü nükleotitlere ne diyorduk? Kodon. Taşıyıcı RNA'daki üçlü nükleotitlere ne diyoruz? Antikodon. Tamam, bunları da bilin. Bunlar da önemlidir çünkü karşınıza çıkar. Şimdi geçelim protein sentezinin aşamasına arkadaşlar. Nedir bu aşamalar? Şimdi bakın ilk önce bizim protein sentezinin nerede gerçekleştiğini bilmemiz lazım. Protein sentezi ribozomda gerçekleşir. Ribozomlar büyük alt birim ve küçük alt birim olarak iki birimden oluşur. Şöyle bakın şu büyük alt birim. Şu da arkadaşlar küçük alt birim. Mesajcı RNA gelip ilk önce ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Normalde ribozomun büyük ve küçük alt birimleri birbirinden ayrıdır. Hani çok uzak değillerdir ama ayrıdırlar. Mesajcı RNA gelip bağlandığı zaman bunlar birbirine doğru çekiliyor ve bağlanıyorlar. O zaman şöyle yapalım. Şu bizim küçük alt birimimize mesajcı RNA'mızı bağlayalım. Bakın mesajcı RNA şu şekilde gelip bağlanır. Bu mesajcı RNA'dır. Mesajcı RNA bağlandığı zaman bakın üstünde bulunan şifreler. Mesela nedir? Biz kendi yaptığımızı hemen yazalım. A, G, S, değil mi? Daha sonra U, A, S. Bakın bu şekilde mesajcı RNA geliyor ama henüz protein sentezi başlamadı. Bu arada mesajcı RNA bağlanır bağlanmaz büyük alt birim ve küçük alt birim birbirine doğru hareket eder ve bağlanırlar. Şimdi henüz dediğim gibi başlamadı protein sentezi. Neden? Çünkü başlaması için başlayıcı kodonuna ihtiyaç vardır. Nedir başlangıç kodonu? AUG. Bakın AGS geldi, UAS geldi. Ne oldu? Protein sentezi başlamadı. İşte bakın şurada AUG kodonu gelir. Bakın şuraya gelir AUG kodonu ve protein sentezi başlar. Protein sentezi başladığı zaman AUG kodonuyla birlikte hemen şuradan yeni bir zincir yapalım. Bakın
Şuradan protein sentezi arkadaşlar, protein sentezlenmeye başlar. Protein zinciri diyelim. Protein zinciri. AUG'ye hangi amino asit geliyordu? Metiyonin. Metiyonin amino asiti geldi ve zincir bu şekilde çıkıyor bakın. Daha sonra böyle bu şekilde gidiyor. AUG'nin yanına diyelim ki ne gelsin? İşte GSA gelsin mesela. GSA. Daha sonra A, S, G gelsin. Bu şekilde zincir uzayıp gidiyor. Zincir uzadı uzadı. Şuraya A amino asiti geldi. Buraya B amino asiti. Buraya C. Bu şekilde gitti. Arkadaşlar mesajcı RNA'da durdurucu kodonlardan herhangi biri denk geldiği zaman protein sentezi durur. Mesela hangi kodon denk gelsin? Bizim 3 tane kodonumuz vardı. Neydi bunlar? UAA, UAG ve UGA. Bunlardan bir tanesi gelsin. Mesela ne gelmiş olsun? UGA gelmiş olsun. Ne oldu? Protein sentezi biter. Protein sentezi nasıl bitiyor bu arada? Şunu da unutmayalım. UGA amino asit sentezlemez. Buna karşılık bir amino asit yoktur. O yüzden sadece şuraya kadar olan şifrelerden amino asitler yan yana geldi. Ve böylece bu zincirli amino asit tamamlanmış oldu. İşte böylece protein sentezi tamamlanıyor arkadaşlar. Protein sentezin aşamaları bunlardır. Ben bunları sözlü olarak da yazacağım ama mantık olarak böyle düşünün, tamam mı? Diyelim ki protein sentezi tamamlandı. Bu sentez tamamlandıktan sonra alt birim ve üst birim birbirinden ayrılır. Protein zinciri serbest kalır. Daha sonra buradaki mesajcı RNA serbest kalır. Eğer ki bu mesajcı RNA tekrar kullanılırsa, kullanılabilecekse o an için kullanılır. Yok ihtiyaç yoksa parçalanır arkadaşlar. Yani mesajcı RNA'ları tekrar kullanabiliyoruz. Aynı protein için. O zaman yazalım aşamalarından ilki neydi? Birinci aşama. Mesajcı RNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır. İkinci aşamamız neydi? Büyük alt birim ve küçük alt birim birbirine bağlanır. Birbirine bağlanır. Üçüncüsü neydi? Mesajcı RNA üzerinden başlangıç kodonu geldiği zaman protein sentezi başlar. Başlangıç kodonu gelince protein sentezi başlar. Daha sonra dördüncüsü ne dedik? Bitiş kodonu gelinceye kadar sentez devam eder arkadaşlar. Bitiş kodonu gelinceye kadar sentez devam eder. Son olarak da şunu yazalım. Sentez bitince büyük ve küçük alt birim birbirinden ayrılır. Mesajcı RNA serbest kalır. Sentez bitince büyük ve küçük alt birim ayrılır. mRNA serbest kalır. Dediğim gibi mesajcı RNA eğer ki tekrardan kullanılacaksa kullanılır arkadaşlar. Yoksa parçalanır. mRNA parçalanır. Evet, bu şekilde sentezimiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi bir de size şundan bahsetmek istiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, unuttum söylemeyi. Arkadaşlar burada mesajcı RNA'nın ribozom tarafından okunması olayına translasyon denir. Şuraya yazalım bakın. Şu başlangıç kodonu gelince protein sentezi başlar diyoruz ya. İşte biz bu olaya translasyon diyoruz. Translasyon. Translasyon ne demektir? Okunma demektir. Bir de transkripsiyon vardı. Neydi transkripsiyonda? DNA'dan RNA senteziydi. O da yazılma anlamında kullanılır. Şimdi polizom dediğimiz veya poliribozom dediğimiz bir olaydan bahsedeceğim size. Nedir poliribozom? Poliribozom ya da polizom. Arkadaşlar poliribozom şu.
Aynı mesajcı RNA'nın birden fazla ribozoma bağlanarak aynı anda çok sayıda protein üretilmesidir. Ama bu protein tek çeşittir. Bunu unutmayalım. Şöyle yazalım. Bir mRNA'nın birden fazla ribozoma bağlanmasıdır. Bağlanmasıdır. Burada ne üretiliyor? Kısa sürede aynı proteinden çok sayıda üretilir. Çok sayıda üretilir. Polizomun veya poliribozomun amacı budur. Şimdi bir de size şundan bahsetmek istiyorum. Santral doğuma dediğimiz bir olay var. Tabi bu direkt santral doğum olarak çıkmaz karşınıza ama bunu da bilmenizde fayda vardır. Şimdi bizim ne vardı? DNA'mız var. DNA'dan mRNA üretiliyor. mRNA'dan protein üretiliyor, değil mi? Protein üretiliyor. Arkadaşlar, DNA bir de kendini eşliyor. Bakın şu şekilde. Şimdi biz DNA'nın kendisini eşlemesi olayına ne diyoruz? Replikasyon. Replikasyon olayı. DNA'dan mesajcı RNA üretilmesine transkripsiyon. Transkripsiyon. Mesajcı RNA'dan protein üretilmesine de translasyon diyoruz. Şimdi bu olaylar hücrelerde nerede gerçekleşir bakalım. Bizim iki çeşit hücremiz var. Prokaryot hücre ve ökaryot hücre. Ben şöyle bir tablo oluşturmak istiyorum bakın. Şurası replikasyonun tablosu. Şu şekilde yapalım. Şöyle. İkiye ayıracağım tabloyu. Birine prokaryot hücre, birine de ökaryot hücre için yapacağım. Nerelerde gerçekleştiğini söyleyeceğim. Bakın şuraya prokaryot hücre yazalım. Şurası prokaryot. Şurası da ökaryot. Bu olaylar nerede gerçekleşiyor? Prokaryot hücrelere baktığımız zaman replikasyon, yani DNA'nın kendini eşlemesi nerede olur? Sitoplazma, değil mi? Çünkü prokaryotlarda çekirdek yok. Transkripsiyon, yani DNA'dan mesajcı RNA sentezi nerede olur? Bakın DNA neredeyse bu olay da orada olur. Yani yine sitoplazmada olur. Sitoplazma. Mesajcı RNA'dan protein sentezi. Protein sentezinin gerçekleştiği yer neresidir? Ribozom. Bu olay da ribozomda gerçekleşiyor prokaryotlarda. Gelelim ökaryotlara. Ökaryotlarda DNA'dan DNA sentezi, yani replikasyon nerededir? Çekirdek. DNA neredeyse transkripsiyon orada oluyordu. O zaman buraya da çekirdek yazacağız. Yine translasyon olayı da nerededir arkadaşlar? Tüm canlılarda ortaktır. Ribozomda gerçekleşir. Evet, söyleyeceklerimiz bunlar. Bu şekilde aklınızı tutabilirsiniz. Bir de şöyle bir kısa bir tablo yapmak istiyorum. Tablomuz şudur. Bakın DNA'dan transkripsiyon olayıyla ne üretiliyor? Bakın transkripsiyon olayıyla 3 tane molekül üretilir. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA. Daha sonra bunlar arkadaşlar translasyon olayına dahil olur. Translasyondan sonra ne gerçekleşecek? Bakın bu ribozomlara gider. Olay ribozomda gerçekleşiyor ve protein sentezi tamamlanır. Aslında protein sentezinin kısaca aşaması budur arkadaşlar. Bu şekilde de yine aklınızda tutabilirsiniz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Böylece protein sentezini bitirmiş olduk. DNA replikasyonu da işlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinden bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.